Neredesin bu saatte kadar ha? De bakayım bana. Ya sana ben ne? Sana hesap vereceğim ben. Koskoca adam oldum ben ya. İndir o elini. Vallahi ayağımın altına alırım. Seni görürsün koca adamı. Dükkanı da açık bırakmışsın. Öyle çıkıp gitmişsin. Onu da ayrı soracağım hesabını sana. Bana ne? Benim dükkanım mı? Ben işe falan gitmek istemiyorum. Senin o dilini koparırım ha. Birsen. Bulmuşsun oğlanı. Buldum buldum. Buralardaymış. Yürü içeri sıpa. Sen az gelsene yukarı. Biraz konuşalım seninle. Tamam abi. Tamam geliyorum ben. Laf dinleme, gir içeri. Kapat kapıyı. Geleceğim ben sonra. Kapat. Hayatta kalmaları için gerekli besin ihtiyaçları aslanları sürekli avlanmaya itiyor. Av bereketli olduğunda bile başarı şansı asla garanti değildir. Ancak boyundan yakalandığı için bu antilopun hiç şansı yok. Aslan onun omurgasını... Bak bak. Sürü de oturmuş izliyor. Sorsan akraba bunlar. Boşuna dememişler. Düşenin dostu olmaz diye. Onun için kuyruğu her zaman dik tutacaksın enişte. Ne oldu, bitti mi ya? Ya istersen getireyim yenisini. Neyse boş ver. Yatacağım ben. Hay. Ay dur dur Yılmaz. Bir dakika bekle, bir diyeceğim var sana. Eğer müsaaden olursa biz yarın yola çıkmayı düşünüyoruz. Uşağı. Gidelim evimize. İş güç bekliyor hep. Ya sen emekli adamsın. İş güç ne? Ya orası öyle de burada da kaç gün oldu değil mi? Sen de rahat et. Kalabalık etmeyelim. Bak bir senler falan da gelecekmiş madem. Gelsin. Odam yok. Bize lüzum yok diyoruz hani yani yalnız da kalmayacaksın o manada. Bir de vallahi yani nasıl desem biz İstanbul'a alışamadık yani bunalıyoruz burada. Ya olmadı, bir dolanır gene geliriz biz. Bak demin anlatan adam ne dedi? Koskoca aslan, ormanın kralı ya. Av bereketli olsa bile başarı şansı garanti değil. Misal şu ya. Sen önünü kış tut, bırak yaz gelsin. Ne diyorsun kayınço? Ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Dava diyorum, dava. Belki de hakimin önüne çıkacağız. Canım senin bir kabahatin mi var? Ne dedi Feride? Seninki sadece evrak işiymiş. Antilop musunuz siz ya? Kurt kuş parçalayacak. Siz de oturun şöyle bakacaksınız bömbe. Bak bu avukat kat, 7 kat yabancıyı toplamış şahit diye. Bu dava kapanana kadar siz de kapatın bu uşak lafını. Allah Allah. Mahkeme olursa bizi mi şahit tutacakmış? Beni o hakimin karşısına çıkarsın. Ben de bunun ipliğini pazara sermezsem adam değilim. Turgut, kurban olayım, sus. Bak duyacak. Korkuyor Bera, korkuyor. Senin bu kardeşin cennete bir halt etmediyse benim adım da Turgut değil. Baba. Ne oldu kız? Azrail yoklamış gibi soluyor. Yok. Yok estağfurullah. Bu saatte arayınca ben şaşırdım. Saati biliyorsun ama. Hı? Yani ne oldu? Niye ki? Neredesin sen? Niye dışarıdasın? Öyle hava almak için. Kocan nerede? Tek mi geziyorsun yoksa? Burada.
Burada o lavaboya kadar gitti baba. Lavaboya gitti demek. Sonunda il sınırına girdi yani. Avukat işini halletmiş mi? Konuşmuş. Hiç endişelenecek bir şey yokmuş. Sen zaten düşünme o meseleyi, halledeceğim ben. İyi. Bizden de şahit isterlerse halanla eniştenin adını yazdır. Tamam. Gerek kalmayacak bence ama söylerim ben yine. Geldi mi kocan heladan? Yok. Gelmedi daha. Git bak. Çıkar onu oradan. Kilitli kalmasın orada. Arayacağım 10 dakikaya. Niye? Keyfime. Soracaksın da mahkumun bile avukatıyla görüşme hakkı var. Ama bizim yok. Koş haber ver, koş. Daha canım. Yok yenge, bunu da koydun diye içtim zaten, sağ ol. Kekine de hiç dokunmadın. Hiç iştahım yok inan. Ya Neşe bırak şimdi ikram falan. Zaten yemediği yer değil ki. Bir sen. Baban niye buraya geldi biliyorsun değil mi? Az çok tahmin ediyorum abi. Seni istiyor abi. Seni, çocukları. Sen ne dedin? Asıl sen ne diyorsun Birsen? Ben orasını bir duyayım da. Çocuklar, yani çocukların bir düzeni var burada. Burada doğdular, burada büyüdüler. Hanım annem de hasta, malum durumu. Ya, değil mi? Yazık. Bakıcıların ellerine düşecek. Bak paradan değil ha Birsen. Tutarız bir kadın, bir bakıcı getiririz. O sorun değil. Zaten yakında Neşe de emekli oluyor. Ay tabii canım. Ben senin kız okulu bitirsin diye bekliyorum. İnan ki gündüz ev gözümde tütüyor. Keşke de yerinde olsam. Doğrudur. Seninki de zor tabii. Yani... Sen şimdi gitmek istemiyorsun değil mi Birsen? Yani abi şimdi o da benim babamdır. İhtiyacı varsa gelemem diyemem tabii de. Senin yerine ben söylerim Birsen. Yani kötü olunacaksa ben olurum. Yok abi sen kötü olma. Kızım bir şey demiyorum, bak babandır. Git ihtiyacını yine gör. Hatta ben söyleyeyim, gelsin aşağıda sizle yemek yesin. Buradan da gider evine yatmaya paşa paşa. Hı. Yani sen de tabii de kabul eder mi bilemedim. Ben seni anladım Birsen. O bana yetti. Tamam mı? İçim rahatladı. Gerisini ben hallederim, sen bana bak. Neşe hadi bir kahve yap da içelim. Yapayım.